Gece 2.30 eve baskın yaptılar. Evet. Ondan sonra hani yani nasıl diyeyim? Yani gerçekten hani biz hiçbir şey duymadan sadece silah sesiyle bir de o gaz bombalarıyla yani uykuda uyandık. Hani çocuklar diye biz de kayınbabam diye, kaynanam diye. Biz yani onlarla uyandık. Yani evin dört etrafında yani ateşi açtılar. Yani hiçbir odayı yani hiçbir yeri gözetlemeden her taraftan ateşi açtılar. Öyle ki yani ev kapıyı patlattılar. Yani şeyin kapısı öyle patlamıştı ki sokak kapısının kapısı. Karşıdan mutfağın kapısı vardı. O kapıya değmişti. Mutfağın duvarı yani yıkılmıştı. O kadar ki şiddetli bir patlamayla. Öyle ki yani evi taramıştılar ki yani artık buzdolabı, mutfakta olan bütün eşyalar hepsi yani paramparça olmuştu. O kapının arkası altına işte kaynanam kalmıştı. Onun yaralanmıştı, ayakları falan şaraplar var yani yaralanmıştı. Yani o gaz bombası bir de sis vardı ki yani bu çocuklar hepsi küçük, herkes bir tarafta ağlıyor. Biz hemen banyoya yani çocukları aldık, banyoya sığındık. Nene kapının altında kaldı. Yani o zaman en küçük kızım bebekti yani o yani zannettik ki yani bu ölmüş. Ondan sonra mı yani o da yani Hasan da barkına çıkınca onlar yani karşıdaki binaların evlerde oradan ateş etmiş, keskin nişancıları oradan ateş etmiş. Sadece Hasan'ın kalbine bir yani kurşun değmiş yani keskin son direkt olarak yani onun balkonda onun kalbine. Ondan sonra bizi işte gözaltına götürdüler. Yani üstümüz, başımız, çocuklar hepsi çıplak, terliksiz. Yani hiç kimsenin ayağında ayakkabı yok. Bizlerin ayağında ayakkabı yok. Çocuklar zaten hani küçüktü. Onlarla neneleri bir odadaydı. Benle bebek bir odadaydık. Görümcem bir odadaydı. Dede bir odadaydı. Yani her seferinde bizi yani gözaltına götürüp getirdiler. Bir tanesi yani gerçekten bir bayan neneye çok büyük işkenceler yapmıştı. Yani kollarını falan onu işte böyle bükmüştü, dövmüştü, kormaların hepsini mor atmıştı. Evet, bir bayan vardı, onu götürüp getirirken beni de dövdüler. Yani adam tekmek tokat öyle. Biz cenazeyi kaldırırken gerçekten büyük bir yani polislerin baskısı altında, ondan sonra hiç kimsenin bize yardım etmemesi, hatta cenazeyi bile birinin bize yardım edip de yerden kaldırmasına bile yani tabutu bile başkası yani birisi gelip de bize yardım etmesine kaldırmasına izin vermediler. Benle dede tek başımıza yani kaldırdık. Yani biz defnettikten gittikten sonra yani o kayıkkinlerin nefretleri Hasan'ın cenazesine vardı ki düşün biz arkamızı döndükten sonra bir artık ne getirmiştiler mezarın üzerine dökmüştüler. Hani sırf onun cesedi kokmuş. Yani morta kalkmış ve kokmuş. Halbuki gerçekten mezar yani cenazesi kokmamıştı ve gerçekten de sanki yeni 3 gün morta diye yeni şehit olmuş gibi hatta yarasından kanı bile akıdı. Ama onlar o pis kokuyu getirip de o mezarın üzerine dökmüşler ve üzerinde hoplayıp zıplayıp küfretmiştiler. Yani biz defnettik gittikten sonra yani bunu bile yani yapmıştılar. Biz yani sonradan onun yanındaki şeyler söyledi. Yani gerçekten biz cenazeyi kaldırırken, götürürken, defnederken, mezarlık kazılırken bize gerçekten büyük bir hakaret ettiler. Yani büyük bir zulüm altında kaldık. Gerçekten bize yapılan büyük bir zulümdü. Yani gerçekten yani çoluk çocuk yani gözetlenmeden yani hiç yani sanki hiç kimse yokmuş gibi evde yani öyle davrandılar ha. Yani eşyalarımız olsun, evimiz olsun. Hücre evimiz. Yani he işte hücre evi. Hatta ben bir polise sordum dedim yani biz eve geldik ondan sonra cenaze gittim. Dedim ki polise dedim ki siz o evde ne gördünüz ki o evi o hala getirdiniz? Yani düşün bütün evin eşyalarını hepsini yani zahireleri tarafı, her şeyi üst üste dedim. Sen o evde ne buldun ki sen o evi o hala getirdin? Yani Allah'tan korkmadın. Niye sen o eşyalarımızı evimizi o hala getirdin? Dedi ki sizin eviniz hücre evidir. Dedim sen o evde ne buldun? Ne buldun? Kim vardı? Hiçbir şey. Yani hiçbir şey dedi. Biz öyle emir almıştık, öyle yaptık. Hüseyin bir sağlıkçıydı, yani sünnetçiydi, sağlıkçıydı kendisi. Bu tür işlerle meşguldü. Bir hiç uğruna onu terörist ilan ettiler.
ve terörist gibi göstermeye, lanse edilen göstermeye çalıştılar. Kendi işinde, aynı zamanda belediyede çalışıyordu. Belediyenin sağlık bölümünde çalışıyordu. Bir gün annem Gül'deydim, baskın yaptılar. İşte eşini söyle, yerini söyle. İlla evin göster, evini göstereceksin. Neyse, evimize gittik, evi gösterdim. Ve aylarca Show TV'de Reha Muhtar'ın gösterdiği hücre evi diye ben kendim eve onları götürdüm. Hani evimizde hiçbir şey yok diye. Evde hiçbir şey olmamasına rağmen birkaç bir şey eşimin sağlık malzemeleri evde. İşte hücre evinde işte bunlar bundur. Basit şeyleri bunu gösterdiler. Şimdi aylarca zaten bizi takip ediyorlardı. Biz bunun farkındaydık. Bekliyorduk ama gelmiyorlardı. Gelmemelerinin sebebi zaten niyetleri belliydi. Çünkü kayınbabamı tehdit etmiştiler. Biz senin oğlunu nerede bulursak öldüreceğiz ve onun çocuklarını da öldüreceğiz. Bunu zaten demiştiler. Onun dışında işte geldikleri gece direkt tekmeyle kapıyı kırıp içeri dalmaları bir oldu. Oğlum herhalde yaralanmıştı ki, çünkü dış kapının karşısındaydı. Onun yatağı da, o da karşıda böyle karşı karşıya. Herhalde yaralanmıştı ki o anda ağlayarak uyanmıştı. O anın ağlamasıyla diğer kardeşlerin de ağlaması başlamıştı. Ve ben o odaya geçmeye çalıştım. Ben o odadan çıkarken ben bulunduğum odaya bomba atmıştılar. Ben hamileydim. İçeri girdiler. Komiserleriydi herhalde. Çünkü onların başıydı. Beni yüzüstü yere attılar, sırtıma bastılar. Ben diyorum ben yaralıyım, hamileyim, yapmayın. Hani ben kalkayım, üstümde bir şey yok. Ne kadar söylüyorum da onlar kesinlikle basmış sırtıma, bırakmıyor kalkım yerden. Öyle epey öyle kaldık. Benle çocuklar, çocukları da atmışlar yere. Ondan sonra içeri girdikten sonra oda giriyorlar, bütün odaları taradılar. Mutfak, oda, banyo, hiçbir yeri bırakma. Her tarafı taradılar. Oğlumu aralarına almışlar böyle ortaya. Silah kafasına dayamışlar. Hadi konuş diyorlar bana. Konuş yoksa seni oğlunu öldüreceğiz. Kaçan kimdi? Giden kimdi? Benim kimse yoktu. Sadece biz evdeydik. Yok, biri burada kaçtı. Söyleyeceksin kimdi? Yemin ettim, dedim vallahi kimse yok. İstersen öldür çocuğu. Evde kimse yok. Dedim öldürebilirsin, kimse yok evde. Ben öyle dedikten sonra işte bıraktılar, vazgeçin dediler, çekildiler. Kalktılar dedeyle neneye dava açtılar. Zaten içinde oturduğumuz ev dedenin üstünde. Ne yapacaklar? İşte dedenin evini alacaklar, biz sokakta kalacaktık. Bu dava ser çocuklardan, bu masraf çocuklardan istenmeye başladı. Şu an hiçbir çocuk büyüdüler artık. Yani artık evlenen var. Büyüdüler bunlar. Ne bir ev sahibi olabilir, ne bir araba sahibi, ne bir hiçbir şey. Yani kendi mülkiyetine ait hiçbir şeye sahip olamazlar. Bu çocukların hayatını söndürdüler bir nevi. Şu an çocuklardan bu parayı istiyorlar. Bakıyorlar ki çocukların hiçbir geliri, hiçbir şeysi yok. Bu sefer ne yapmışlar? Kardeşlere. Yani eşimin kardeşlerine, bacılarına, kardeşlerine, tüm aileye davayı dağıtmışlar. Yani bu ne demek oluyor? Yani PKK'ya bunu yapmış mı? Ya da başka örgütlere bunu yapmış mı? Başka yani bu zulmü biz nereye kadar çekeceğiz? İşte zulüm yaptılar çocuklarına. Bana göz altından bana çok hakaret yaptılar. Bu kollarım hep bir morarmıştı. Zaten yaralıydım, ayağım yaralıydı oğlum. İşte bağış açı yanına yak, beni götürdüler hastahaneye. Hiç de ne yaptı yani, beni bana çok hakaret ediler. Almadılar oğlum, takiptaydılar, niye yakalamadılar. Şimdi biz o bağlarda bir evde oturduk. Adamlar geldi, kapıyı zaten üşürmüştüler. Adamlar geldi demirciler dedi, ya o dedi, teyze tam öyle yapar. Dışarıda yakalayaydılar. Sonra yakalamak güneydi. Bunları
şey meramlar iyi oldu ki üzerine. O da ondan bir ay önce şey tarafından müteahhit ediyordu. Önemli gelmişti.